Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim ve bültenimize geçelim. Bültenimize maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde roket ve patlayıcı fabrikasında bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 5 işçi şehit oldu. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda fabrikada çalışan 5 işçi şehit oldu. Alınan bilgiye göre fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybederken patlamada yaralıların da olduğu tespit edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin de 5 işçinin şehit olduğu patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saat 8.45 sıralarında makine kimya endüstrisi kurumuna bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen teknik arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum bütün burada çalışanlara ve ülkemize, Ankara'ya. Şu anda Cumhuriyet Savcılarımız konuyu inceliyorlar. Orada gerek otopsi gerekse diğer teknik çalışmalar Cumhuriyet Savcılarımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı, daha teknik ve net bilgiler geldikten sonra sizlerle paylaşacağız. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Patlamada hayatını kaybedip şehit olan işçilerimiz için Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrete ilişkin konuştu. Artık müzakereler başlayacak dedi. Komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de bakanlığımız, kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Ve bir uzlaşmayla, onu temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun şimdiden ben hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımız için. Bizim AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek. Her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağı tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz açıklamasının ardından toplantı tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10.008 lira, net 8.506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 13 Haziran'da toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu heyeti katılacak.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı ile ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak. Asgari ücret aynı yıl içerisinde bir kez daha artacak. Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü çok önemli bir çalışma yapıyor. Şu anda fındığın genotipi araştırılıyor. Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü'nce yürütülen Fındık Genetik Kaynakları Projesi kapsamında 5 yılda Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da farklı özellikler içeren fındık genotiplerine ulaşılması planlanıyor. Enstitü Müdürü Aysun Akar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün değerlendirme toplantıları sonucunda 4 projelerinin desteklenmesinin uygun görüldüğünü söyledi. Tabii ki bu fındık genotiplerinin ne anlamı var? Birincisi biyolojik çeşitliliğimizin korunması, daha da değerlisi ıslah çalışmalarında kullanılması, ebeveyn materyal olarak ıslah çalışmasında kullanılması. Artı önümüzdeki 10 yıllar boyunca beklediğimiz iklim krizinde bize bu iklim farklı ekstrem iklim koşullarına dayanıklı meyve veren, kaliteli meyve veren fındıkların elde edilmesidir. Destek almaya hak kazanan projelerden birinin de Fındık Genetik Kaynakları adlı proje olduğunu belirten Akar, bu projenin uzun yıllardır devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu ifade etti. Fındık Genetik Kaynakları Projesi 1969 yılında başlayan bir proje enstitümüzde. Az önce bahsettiğim gibi 5 yılda bir değerlendirme raporları gider ve arkasından 5 yıl daha uzatılmasına karar verilir. Biz bugüne kadar öncelikle Doğu Karadeniz ve Karadeniz bölgesinde surveyler yaptık. Ardından Güneydoğu Anadolu'nun, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun bazı illerinde, bazı ufak alanlarda bize gelen bildirimler doğrultusunda surveyler yaparak yeni fındık genotipleri elde ettik, bulduk. Bunları tanımlayarak, tanımladıktan sonra farklılığını ortaya koyarak arazi gen bankamıza aktardık. Ve bugüne kadar 460 tane birbirinden farklı genotipi elde ettik, topladık. Ordu'nun Perşembe ilçesinde babayla kızı bir saat arayla can verdi. Değerli kardeşlerim, cennetle müjdelenen o sahabi-i kiramdan biri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Nargül Baştürk sarma yemeği yapmak için üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybederek yere düştü. Demek ki bu şekilde düşüyor. Köyümüz halkından Nargül Baştürk evin üzerinden düştü diye bilgi geldi. Jandarmayla beraber olay yerine gittik, baktık üzüm yaprağı toplarken ayağı kaymış, evin üzerinden yere betonun üzerine düşmüş. Ve olay yerine gittiğimizde hastaneye götürülmüştü. Fakat biz jandarmayla birlikte muhtar olarak orada tahkikat yaptık, olay yerini incelemeye çağırdık. Olay yerini incelemeye geldi, raporunu tuttu, buradan düşmüştür diye resim çekti, raporunu tuttu. Olayda ağır yaralanan Nargül Baştürk 112 sağlık ekiplerince Fas'ta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Baştürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının vefat ettiği haberini alan felçli baba Mehmet Özcan da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. O da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet amca fenalaştı, muhtar gel bak dediler. Gittim baktım, gerçekten fenalaşmıştı. Ben bu vaziyette ambulansı çağırdım. Ambulans da geldi,
baktı, dedi tetikler iyi fakat dedi muhtar biz bunu götürelim. Bu yarım saat sonra ne olacağı belli olmaz denildi. Ve hastaneye gitti, bir saat sonra Mehmet amcanın da ölüm haberi geldi. Bildiğim bundan ibaret ve hepimizin başı sağ olsun. Baba kızın cenazeleri, İmeçli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlar arasında toprağa verildi. Bültenimize şimdi bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Telefon hattımızın ucunda 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur var. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Müştü Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Başkanım, şimdi takımla birlikte Ankara'dasınız. Heyecan dorukta tabii ki, saatler de kaldı artık şampiyonluğa inşallah diyelim. Sizin i̇nşallah. Duygu ve düşünceleriniz neler olacak? Evet, takımımız bu sabah oradan uçakla Ankara'ya geldi. Benle hep beraber oteldeyiz. Tabii heyecanımız çok üst seviyede. Futbolcular da aynı şekilde. İnşallah buradan Ordu'ya bu kupayı getireceğimize inanıyoruz. Takım tam hazır vaziyette. Teknik heyetimiz öyle. Yönetim burada takımla beraberiz otelde. İnşallah pazartesi akşamı Ordu'ya çok mutlu bir haber vereceğiz. Evet, bizim için çok önemli bir maç olacak aslında. Bizler de şampiyonluğu kupayı ordumuza, evet, elimize bekliyoruz. Pazartesi günü saat 19'da Ankara'da Eryaman, evet, Stadyumunda Belediye Derince Spor'la karşılaşacaksınız. Evet. Ve maç oynanacak, evet, efendim. Peki sizin iş insanlarına buradan bir çağrınız olacak mı? Özellikle Ordulu taraftarların da maça gidebilmesi adına. Evet, tabii ki. Biz oradan seyircimizi bekliyoruz Ankara'ya. Tabii İstanbul'dan da taraftarımız geliyor. 10-15 otobüs oradan geliyor. Ankara'daki bütün iş adamlarımız sağ olsun, iş yerlerindeki personellerin hepsini organize ettiler, maça gelecekler. Aynı şekilde oradan da bekliyoruz. Oradan 25 kadar otobüs ayarlandı, taraftarlar geliyor. Aynı zamanda benim bir ricam var, oradaki sanayici iş adamlarımızın da çalışan, fabrikalarda çalışan personellerine pazartesi günü bir izin verirlerse buradaki mutluluğu hep beraber yaşamış oluruz. Burada biz ne kadar yoğun bir kalabalık olursa, sahada baskıyı kurarsak, taraftarımızla birlikte bu kupayı hep beraber kaldıracağız. Buna inanıyoruz. Onun için oradan kesinlikle buraya ne kadar fazla taraftarımız gelirse, seyircimiz gelirse o kadar mutlu oluruz. Ve inanıyorum ben oradan sanayici iş adamlarımızdan, iş yerlerimizden, belediyeden bilhassa, bürokrasiden mümkün olduğu kadar oradan maça gelen olursa burada daha mutlu şekilde bu kupayı kaldırıp oraya getirmiş olacağız. Çok büyük bir heyecan içerisinde burada hem taraftarlar, bilhassa İstanbul ve Ankara'da ve oradaki taraftarlarımız el birliğiyle bu işi halledeceğimize inanıyorum. Evet başkanım, sizin nezdinizde tüm takıma da bizler de başarılar diliyoruz. İnşallah tabii Ordulu taraftarların da Ankara'da bizleri, hepimizi temsil etmesini diliyoruz. İnşallah, evet, kupayla birlikte hep birlikte geri döneceksiniz. İnşallah pazartesi akşamı kupayı alarak Ordu'ya getireceğiz. Bundan eminiz. Buradaki bu mutluluğu bütün taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Dediğim gibi burayı ne kadar doldurursak, zaten 7500 kişilik bir kontenjan ayrıldı statta. Bunu doldurursak ve teşvik edersek takımımızı, buradan başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bültenimizde 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur'u konuk ettik. Tabii başkanın söylediği şeyler çok önemliydi. İş insanlarına önemli çağrılarda bulundu. Özellikle Ordulu taraftarların Ankara'daki pazartesi günü oynanacak maça gitmesi noktasında. Tabii bizlerin de tüm Ordulu taraftardan beklentimiz bu maçta bizim takımımızı orada yalnız bırakmaması ve hep birlikte kupayla ilimize geri dönmesi diyelim efendim. Ve şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmik Güler bu kez ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'nın açılışında konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmik Güler ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı konağının açılış programına katıldı. Yıllar önce mezun olduğu okulun Mezunlar Birliği Vakıf Konağı açılışında bir de kürsü konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güler şunları kaydetti. Ben burada sadece Ahmet Rumeli hocamız, okula ilk başladığımızda sadece bize 308 dersini veren hocamız değil, aynı zamanda bir abimizdi. Ne zaman başımız sıkışsa onun odasında kendimizi bulurduk. 68 kuşağıyız, o dönemin sıkıntılarını biliyorsunuz. Hür düşünce, fikir kulübü vesaireler, buradaki bilmiyorum çok az sayıdaki arkadaşlarımız hatırlarlar. Çok bereketli bir çalışmaydı. Birinci yurdun kalorifer dairesine başladı maceramız, yolculuğumuz. Burada bu tarihi konakta devam ediyor. İnşallah çok farklı güzel yerlere de gider. Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle Esenli Deresi taştı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı. Son günlerde Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli yağışlar olumsuz durumlara yol açıyor. Sağanak yağışlardan dolayı olumsuz etkilenen ilçelerden birisi de Aybastı ilçesi oldu. Akşam saatlerinde ilçede başlayan kuvvetli sağanak yağış Esenli Deresi'nin taşmasına neden oldu. İlçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yağış dolayısıyla bazı derelerin debisinin yükseldiğini vurgulayan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Reşadiye Aybastı Karayolu güzergahındaki Esenli Deresi taşarak yolu kapattı. Ekiplerimiz iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor. Şu anda yolu açtık, kontrollü geçiş sağlanıyor dedi. Yağışın ilçede bazı yolların yanı sıra tarım arazilerinde de zarara yol açtığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Gölköy ilçesinde bir koyun sürüsüne ayı saldırmıştı gecenin geç saatlerinde ve bu saldırı sonucunda da 80 koyun maalesef ki telef olmuştu. Tabii bunun üzerine Ordu İl ve Tarım Müdürlüğü harekete geçti. 80 koyunun yerine yenileri teslim edildi. Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Gölköy ilçesi üzücü bir olaya sahne olmuştu. Gece saatlerinde meydana gelen ayı saldırısı sonucunda koyun sürüsü büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış. Cihadiye Mahallesi Taşlıcaalan Yaylası Çoralan mevkiinde ayı saldırısı sonucu Celal Gün'e ait olan 80 koyun telef olmuştu. Yaşanan olay bölgedeki çiftçiler ve yaylacıların büyük bir şok yaşamasına sebep olmuştu. Yaşanan olayın ardından koyun yetiştiricisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Celal Gün'ün zararlarının karşılanacağını söylemişti. Yılmaz bu sözü üzerine harekete geçerek Ordu Koyun Yetiştiricileri Birliği ve koyuncuların da destekleriyle Celal Gün'e kaybettiği koyunların yerine yenilerini teslim etti. Koyunları teslim eden il müdürü Yılmaz, Gölköy ilçemizde bir hafta önce yabani hayvan saldırısı nedeniyle 80'e yakın küçük baş hayvanı telef olan Gölköylü 7 yetiştiricimize il müdürlüğümüzün organizasyonuyla ilçe müdürlüklerimiz, birliğimiz ve ilimiz koyuncularının desteği sonucu toplanan küçük baş hayvanlarını teslim ettik. Bu zor süreçte desteğini esirgemeyen tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen %50 hibe desteğiyle Ordu'ya 101 adet modern ahır ve ahıl kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ahır ahıl yapımına verilen %50 hibe desteği kapsamında Ordu'ya 101 adet modern ahır ve ahıl kazandırıldı.
Akkuş ilçesinde Hasan Çelenoğlu'na ait ahırda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz burada yaptığı açıklamada Akkuş ilçemizde bir dizi işletme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle ilçemizde yem bitkileri üretim alanlarında incelemelerde bulunduk. Ardından süt toplama merkezini ziyaret ederek kooperatif başkanımızdan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Şu anda da ilimizin en uzak ilçesi Akkuş'un en uzak mahallelerinden Ceyhanlı Mahallesi'nde bakanlığımız tarafından ahır ağıl yapımına verilen %50 hibe desteğinden faydalanarak modern bir ahır tesis eden Hasan Çelenoğlu'na ait büyükbaş işletmesindeyiz. Hibe desteklerimizin amacına ulaştığını görmek bizleri oldukça mutlu etti. Üreticimizi tebrik ediyorum dedi. Ordu'ya 101 adet modern ahır ve ağıl kazandırıldığının altını çizen Müdür Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bölgemizde hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla ahır ağıl yapımına %50 hibe desteği verilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar ilimize toplam 101 adet modern ahır kazandırılmış ve yetiştiricilerimize 9,3 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. Üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz diyerek sözlerini noktaladı. Ordu Dernekler Federasyonu kongre sonrası Necati Özdemir başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ordu Dernekler Federasyonu kongre sonrası Necati Özdemir başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü bir kongreyle yeni yönetimini belirleyen ORDEF, bu sefer görev dağılımı, gelecek planlaması ve gündem değerlendirmesi için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Karadeniz Vakfı'nda gerçekleşen ve ev sahipliğini Ordulu Hüseyin Güler'in yaptığı toplantıya katılanlar yenilen yemeğin ardından sırasıyla kendilerini tanıttılar. Bir önceki dönem ORDEF yönetimine teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin devam edeceğini ve bunun için de yeni seçilen yönetim kurulunun her zaman yanında olacağını belirten Onursal Başkan Sabri Çelebi, biz ve benim gibi düşünen dostlarımız bu işi gönüllü olarak yapıyorlar dedi. Bu federasyonun bütün orduları hiç düşüncesi, siyaseti ne olursa olsun ayrım yapmadan sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi olarak nasıl bir adım ileri götürebiliriz? Bunun misyonu üzerine kuruldu ve bu vizyonla da devam edildi. Başkanlık görevimizi resmi olarak sonlandırdık. Aslında biz bir ordu sevdalısı, ordu hizmetkarı olarak sizlerden kopma şansımız yok, ordumuzdan kopma şansımız yok, mümkünatı yok. Biz bu ruhla yaşadık, bu ruhtan enerji aldık, kimseyi ayırmadık. İlk göreve geldiğimizde 3 önemli konu belirlemiştik. Bunun birisi ordu günlerini olmazsa olmaz hayata geçirmemiz lazım olduğunu söyledim arkadaşlarıma. Hepiniz bizimsiniz, biz hepinizi kucaklıyoruz diyerek yola bu şekilde devam ettik, bugünlere kadar geldik. Başkan Necati Özdemir ise yeni yönetimle çok güzel işler yapılacağının altını çizerek gelecek planlamasına dair düşüncelerini paylaştı. Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş. Tabii ki bizim yolumuz doğru, yükümüz de ağırdır. Ordular her yükü ağır olsa ne kadar olursa olsun bunun da üstünden geleceğinden ben eminim. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım. Ordu Dernekler Federasyonu benim için çok önemli. İnanın ben de yaklaşık 7 yıldan beri Ordu Dernekler Federasyonu içindeyim. Görköy Dernekler Federasyonu Başkanlığı'nı yapmaktayım. Haliyle devam ediyorum. Tabii kısa bir dönemde inşallah görevimizi bırakacağız. Bugün Ordu Dernekler Federasyonu Başkanlığı'na gelmişsem ben gecemi gündüzüme katacağım. Seve seve geldim. Sizleri seviyorum. Ama başarılı olmamız için arkadaşlar öncelikle birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimize saygı olmamız, saygı göstermemiz lazım. Genç ve yaşlı fark etmez. Özellikle aramızda bayanlarımız var. Bayanlar olmalı, gençlik kollarımız olmalı, kadın kollarımız olmalı. Başarı bayanlardan geçer. Başarı olmalı. İnan olmazsa olmazımız bir de. Ben sanatçılarımıza ve basına çok güveniyorum.
Ormek kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri için yıl sonu sergisi açıldı. Birçok ilçede vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerinin yanı sıra ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları yıl sonu sergilerine sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu Ormek'te kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yıl sonu sergisinin açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, ormekler aracılığıyla insanların gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Bugün burada emeğinizin estetikle buluştuğu, aynı zamanda katma değer kattığımız çalışmaları sergileyeceğiz, onları göreceğiz. Ve bu çalışmaların yani sadece kişisel gelişimimize değil, aynı zamanda Allah'ın bize en önemli hediye olarak hediye ettiği zamanı değerlendiriyorsunuz. Bu zamanı hem değerlendirerek hem kendinize daha önemli eserler çıkarılmasına yardımcı olduğunuzu görüyoruz. Hem de bunlardan ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Hep beraber Ordu'yu Türkiye'nin en iyi merkezlerinden bir haline getirelim. Size teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Kursiyerler adına Hasibe Karakuş'la bir konuşma yaparak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. İnsan odaklı bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlmi Güler Beyefendi'ye teşekkür eden üzerimizde emeği geçen öğretmenlerimize ve açılışımızı onurlandıran tüm konuklara, kursiyer arkadaşlarımın adına teşekkür eden saygılarımız var. Yapılan konuşmaların ve eğitmenlere çiçek takdiminin ardından Kurdele kesimiyle Altınordu Ormek yıl sonu sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Altınordu Ormek yıl sonu sergisinde eserlerini sergileyen kursiyerler kendilerine verdiği destekten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. Genellikle güzel şeyler ürettik. Bana zevk verdi. Hobilerimin arasında zaten güzel bir vakit geçirdik. Hem stresimizi attık hem de ürünler ortaya çıkarttık. Güzel bir yıldı bizim için. Giyim kursuna, dikiş kursuna katıldım. Melahat Hoca'nın kursuna. Burada da böyle eşyalarımızı sergiliyoruz. Yine diğer arkadaşımın da olduğu gibi giydiklerimiz de bugün ne özel olsun diye kendi diktiğimiz şeyleri giydik. Mutluyuz. Çok güzel oldu. Belediyenin böyle bir imkan sağlaması da bize açıkçası çok güzel oldu. Öyle teşekkür ediyoruz herkese. Hayat Boyu Öğrenme Haftası Ordu'nun Aybastı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar doyasıya eğlendi. Öncesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Sonrasında sergiler açıldı, konserler verildi. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası Ordu'nun Aybastı ilçesinde renkli görüntülere sahne oldu. Aybastılılar unutulmaz bir gün ve unutulmaz bir gece yaşadılar. Hayat Boyu Öğrenme Festivali'ne Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, protokol üyeleri, kursiyerler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Tam bir festival havasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda etkinlikler okul öncesi öğrencilerinin kortej yürüyüşü ve etkinlikleriyle başladı. Ardından ilçe halk eğitim merkezinin kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek verdiği göz nuru alın teri ürünler sergilendi. Sergilenen eserler ziyaretçilerden tam not aldı. Müzik
Sergi sonrası Fahri Yüksel Müzik Evi'nde öğretmen ve kursiyerler tarafından hazırlanan Türk Sanat Müziği konseriyle 80'ler 90'lar pop konseri müthiş bir katılımla gerçekleşti. Katılımcılar doyasıya eğlendi. Etkinlikleri değerlendiren Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, eğitimde marka şehir Aybastı diyerek çıktığımız yolda. Son 3 yılda spordan sanata, kültürden bilime ve akademiye her alanda zirveye oturmayı başardık. Tam bir kültür sanat festivali gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz dedi. Yurtdışı Ordular Derneği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Korganlılar Derneği Başkanı Muhittin Beldağlı'nın kızı Bahar Beldağlı hayatını Kasımpaşa takımında futbol hayatını sürdüren Gökhan Gül'le birleştirdi. Yurtdışı Ordular Derneği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Korganlılar Derneği Başkanı Muhittin Beldağlı'nın kızı Bahar Beldağlı hayatını Kasımpaşa takımında futbol hayatını sürdüren Gökhan Gül'le birleştirdi. Çiftin düğün töreni Almanya'nın Bergkamen şehrinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Harikasın damat bey, hadi. Törene katılım yoğun oldu. İnsanlar Beldağlı ve Gül ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Geniş katılımlı törenle gerçekleştirilen düğünde katılımcılar doyasıya eğlendi ve çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bizler de Altaş TV ailesi olarak Bahar ve Gökhan çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, çifte bir kez daha mutluluklar diliyoruz efendim ve bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Ebru Poyraz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.